Teknik tribünü sunar. Manisa Televizyonu ekranlarından herkese selamlar, saygılar. Tribünün yeni bölümüyle karşınızdayız ve çok keyifli bir programla karşınızdayız. Bütün sezon boyunca beklenen hafta, bu hafta gerçekten Manisa Futbol Kulübü şahlandı ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligine adımını attı. Geçtiğimiz sene kapıdan dönmüştük. Bu sene 5 hafta önceden kapıyı araladık ve şu an en azından namağlup şekilde şampiyonluğa ilerleyen bir Manisa Futbol Kulübü var. Uşak karşısında 1-0 geri düşen, son dakikalara kadar geride giden Manisa Futbol Kulübü 90 artılarda bulduğu golle beraber eşitliği sağladı ve ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzon'un da rakibine karşı puan kaybetmesiyle beraber zirvedeki 15 puanlık marjı korumayı başardı ve ligin bitişine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek gerçekten destansı bir şampiyonluk mücadelesi sergiledi. Bugün özellikle özel programımızda bu programımızı Manisa Futbol Kulübü'ne ayırıyoruz ve programımızda Manisa Futbol Kulübü'nün en değerli ismi, en önemli isimlerinden birisi Başkan Mevlüt Aktan yanımızda. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, hoş geldiniz Mehmet Bey. Bu güzel dilekleriniz, sözleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kaptanım sağ olasın, var olasın. Umarım güzel bir program olur. Keyifli bir program olur. İzleyicilere de iyi akşamlar diliyorum. Evet, kaptanım sen de hoş geldin. Evet, hoş bulduk Hakan'cığım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yani bugün hakikaten çok, dün özellikle çok keyiflendik. Son dakikalara kadar biraz umutsuzluk kaplasa da bizi, yine de puanı kopartarak şampiyonluğu ilan etmek gerçekten çok önemliydi ve namağlupluğu koruyarak gitmek çok önemliydi. Ne dersin? Evet, iki sevinci bir arada yaşadık. İlkin şampiyonluğu, maçın sonunda da aynı zamanda şampiyonlukla birlikte namağlup ünvanımızı koruduk. Evet, başkanım tabii ki şimdi hala 5 haftalık bir serüven var. Bizim için 4 haftalık bir serüven. İsterseniz şöyle kısa bir haberimiz var. Uşak maçı ile ilgili şampiyonluğu nasıl ilan ettiğimizin bir haberini izleyelim. Ondan sonra siz de oradaydınız, direkt canlı şekilde bize evet anlatırsınız. Şimdi rejideki arkadaşlardan rica edeyim. Uşak karşısında Manisa Futbol Kulübü 1-1'lik eşitlik aldı ve şampiyonluğunu deplasmanda ilan etti. Hemen kısaca bir haber izleyelim. Şu şampiyonluk coşkusunu bir izleyelim. Ardından başkanımız Mevlüt Aktan bize şampiyonluğun hikayesini anlatsın. Mistikom 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Uşakspor'la karşılaştı. 1 Eylül stadında oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. Maçın genelinde rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Manisa Futbol Kulübü, Ahmet Kesim'in penaltıdan kaydettiği golle mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçta 78 puana ulaşan Manisa Futbol Kulübü ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Evet, koca bir sezon, beklenen maç sonunda geçti. Hepimiz bir derin bir oh çektik değil mi başkanım? Ne dersiniz? Evet. Kusura bakmayın, biraz da sesim kısık. Sevinçten herhalde fazla bağırmaktan. Tabii zor, meşakkatli, gerçekten de sabrımızın sınandığı, stresli bir süreç yaşadık. Tabu geçmişten gelen yarı final ve çeyrek final ve finalden dönmüş bir Manisa Futbol Kulübü. Onun verdiği büyük bir sorumluluk, bu seneye başlangıç, tabii bunların verdiği omuzumuzda çok büyük bir yük vardı. Ama Allah'a şükür bu sefer çok fazla sıkıntı yaşamadan erkenden bitirdik. Tabii bunun verdiği şeyle dün gerçekten de
Çok sevindik hep beraber. İnanılmaz bir duygu, inanılmaz bir sevgi. Allah'a şükürler olsun. Burada tabii sadece ben başkan olarak değil, birçok kişinin emeği var bu konuda. Bu bir ekip iş. Yani bu bir ilk önce sevmeniz lazım. Hep beraber başardık diyoruz. Bunlara tabii teker teker gireceğiz önümüzdeki zamanlarda. Ama bu mutluluğa değerdi, öyle söyleyebilirim. O zaman şöyle, aslında size soracağım hakikaten çok fazla soru var ama ben dünden başlamak istiyorum. Dünü bize kendi hissiyatınızla, kendi görüşünüzle anlatmanızı istiyorum. Yani mutlak galibiyet parolasıyla gittiğimiz kesin. Evet. Bir 3 haftadır sürekli bir beraberlikler serisi ve maçta bir geri düştük. Normalde evet, maçı domine etmeye alıştık. Hep 3'ler 5'ler atmaya alıştık. Birkaç haftadır böyle bir anda. Acaba Uşak maçındaki hissiyatlarınız baştan sona nasıldı? Yani 40. dakikada nasıldı? 60. dakikada nasıldı? 90'da ve tabii ki 90'dan sonra, golü bulduktan sonra nasıldı? Şimdi bir şey söylememde fayda var. Ben 30 gün ceza yedim. Bu yüzden statlara girişim yasak. Niye ceza yedim? Covid protokolü itibariyle soyunma odasına girişimiz bizim yasak normalde. Ama ben Ahmet maçından sonra dayanamadık. Maçtan 10 dakika sonra girdik. Maalesef temsilcinin raporu doğrultusunda 30 günlük kendi soyunma odamıza girdik, sevindik. 30 gün ceza yedik. O yüzden bu son maçları maalesef tribünden takip edemiyoruz. Bu maçı nasıl takip ettik onu da söyleyeyim. Uşak Spor Sahası'nın yanında gençlik merkezi vardı. Sağ olsun oradaki başkanlar yardımcı oldu. Kale arkasından izler gibi maçı dışarıdan seyrettik ama seyrettik. Benim üzüldüğüm bir şey var. 3 yılımı inanın o sevincin yaşanması için orada sahanın içerisinde arkadaşlarımızla hep beraber paylaşmak çok önemliydi. Ama ondan sonra gene soyunma odasında olsun, dışarıda olsun, işte Manisa'da kucaklaştık hep beraber. Çok anlamlı çünkü bunu yaşayan bilir gerçekten de. Biz buna çok inandık çocuklarla birlikte, ekibimiz hep beraber. Bir sevgi kulübü olduk. Yani diğer yaptığımız doğru işlerin yanında sevginin de çok olduğunu ve bunu birebir yaşadığımız için o kucaklaşma bizim için çok önemliydi. Maçtan önce de birbirimize söz verdik. Maçta evet. Bir maçtan önce zaten alkışlarla gönderdiniz. Evet. Maçta ya biz kendimizden çok emin bir takımız. Moral motivasyon olarak bir gün önceden gittik. Arkadaşlarımız da böyle sohbet havasında bir iki saatlik bir sohbetimiz oldu. Geçmişte yaşadıklarımız, bu sezonki yaşadıklarımızla ilgili anılarımızı, güzel anekdotları paylaştık hep beraber. Ve hissediyordum, onu da söyledim ben toplantıda. Toplantıyı da oyuncularla birlikte yapmadık. Herkesi dahil ettik buna. Ya malzemecisinden, masöründen, şoföründen hepsini aldık. Hepimizle böyle bir duygusal bir konuşma yaptık. Bu otelde mi oluyor? Evet, otelde yaptık son akşam. Çünkü ben hissediyordum bu maçta bunun artık biteceğini. Bizim oyuncuların gözlerinde de vardı bu. Ve her ne pahasına olursa olsun soyunma odasına da gireceğimi söyledim maçtan sonra. Sahaya giremiyoruz tabii. Soyunma odasına da normalde giremiyoruz ama. Ondan sonra tabii tünelin ucu gözükmüştü aslında ama her ne olursa olsun matematiksel olarak garantilemeden tabii ki seviniyorduk. Yani bu oldu diyorduk ama o patlama noktası, artık boşalma noktası
soyunma odasındaki herkesle birlikte yaşadık. Bir de soyunma odası da çok böyle dar, ufak. Çok küçük. Böyle tabii kafamızı vuruyoruz falan, birbirimize girmişiz. Hatta resim falan da çekindik. İnanılmaz dar bir yerdi. Ama bunlar işte zaten sizi bir yere götürüyor. Yani yer, mekan önemli değil burada sevinmek için. Biz de bunu yaşadık. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz şimdi. Evet, yani çok duygusal bir motivasyon yapmışsınız yani, evet. Gerçekten. Yani genelde kulüp personelini bu konuşmalara kimse dahil etmez. Yok. Yani profesyonel takımlarda kulüp personeli gelsin başkanın konuşmasına. Hayır, çok yerinde bir karar vermişsiniz. Şimdi ben şöyle bir şey kaptanım, yani beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ben insan kişi falan da ayırmam fazla. Tabii ki herkes yerine göre, durumuna göre hareket etmek mecburiyetinde ama o şoförün emeği yok mu bizde? Var. Onun sağlıklı bir şekilde bizi oraya götürüyor, buraya götürüyor, oyuncularımızı götürüyor. Canımızı teslim ediyoruz. Evet, canımızı teslim ediyoruz. O masörün, o malzemecinin, her kime de kulüpte çalışanlarımız hepsi gelmişti. Bunların emeği yok mu? Bunlar insana dokunmuyor mu? Oyunculara dokunmuyor mu? Herkes birbirine dokunuyor. Yani kimseyi yok sayamazsınız. Çimcisini de yok sayamazsın. Aşçısını da yok sayamazsın. Temizlikçi kadınlarımız var bizim. Bunları yok sayabilir misiniz? Herkes birbirine dokunuyor. O yüzden biz bunların çok farkındayız. Biraz da insan odaklıyız. Biraz da fazla insan odaklı olduğumuz için bazen de eleştiri görüyoruz açıkçası. Ama yok, bunlar aslında kim eleştiriyorsa yanlış yapıyor. Yani bu güzel bunlar. Güzel hareketler bunlar deriz ya. Gerçekten güzel hareketler. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Yani bir şey tek başına değil, paylaştıkça güzel olmuyor mu? Tek başına sevinsen ne olacak? Ya da tek başına konuşsan ne olur? 10 kişi, yani bunun bir şeyi yok ki. Yani bizim gizli saklı bir şeyimiz de yok. Yalan yanlış bir söylemimiz de yok. Yani o yüzden her şey ortada, yaptıklarımız da ortada, konuştuklarımız da ortada. Paylaşım da çok güzel ki soyunma odasında, dışarıda aynı şekilde. Çünkü bir kişinin gerçekten de ahını alırsanız, hakkını, emeğini gasp ederseniz o bir yerden bir şekilde çıkıyor. Bunu da çok iyi bilen birisi olduğum için o top da kaleye girmez. O yüzden ilk önce helalliğini alacaksınız. Ben birçok kişinin helalliğini de aldım bu konuda. Ben çok dikkat ediyorum buna. Çünkü bir şekilde gelip başka yerden buluyor seni. Böyle bir maneviyatım var benim de. O yüzden ben herkese, emeğine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Sonun iyi oldu. Güzel oldu. Bundan sonra bunun mutluluğunu yaşayacağız. Biraz keyfini çıkaracağız. Ama boş durmayacağız tabii. Daha keyifli bir şekilde işimizi yapacağız. Tabii takdir edilmek, sevinmek, sona gelmek, şampiyon olmak bunlar herkese nasip olan şeyler değil. Bunlar gerçekten güzel duygular. O yüzden Allah herkese nasip etsin diyorum. Evet. Başkanım, yani biz de 32 haftadır, yani 32 maçtır. Yani şu programda şu keyifle muhabbet etmeyi bekliyorduk ondan. Ben de şu an çok heyecanlıyım. Evet, ben de ısrarla gelmedim. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tabii tabii. 32 haftadır sürekli çağırıyorsunuz. Israrla gelmiyorum. Ben de bugünü bekledim. Çünkü futbol çok enteresan bir şey. İnanın bunu da yaşadık. Hiçbir şey garanti değil. Çok konuşmak değil de bir şeyleri yapmak, başarmak ve öyle karşınıza gelmek istedim açıkçası. Manisa alanında öyle karşısına gelmek istedik. Evet, devamlı olarak bazı söylemlerimiz oluyordu. İnandığımız şeyleri anlatmaya çalışıyorduk ama burada amalarla, işte olmadığıyla falan gelmek de istemedim açıkçası. Şimdi daha net şekilde yaşananları, yaşadıklarımızı, yaşayacaklarımızı, hayallerimizi, düşüncelerimizi, futbolla ilgili, Manisa ile ilgili daha net şekilde cevap verebilirim. Çünkü şöyle bir şey var. Ben 4 yıllık kulüp başkanıyım.
İlk yılımda yine aynı 5 hafta önce şampiyon olmuştuk. Çift şampiyonluk, bir de basketbolda da şampiyon olmuştuk. Evet, bir de basketbolda da şampiyonluk yaşamıştık o yıl. İnşallah bu sene de aynı şekilde olacak. O yolda gidiyoruz. Evet. Ondan sonra bir çeyrek final, tabii ikinci lige çıktıktan sonra çeyrek finalde çok üzücü şekilde çok büyük haksızlıklara uğrayarak, işte futbolun biraz sonra da o noktalara değineceğiz, adaletsizliklerinden, hukuksuzluklarından, acımasızlıklarından nasibimizi aldık. Geçen yılda pandemi ile birlikte hakkımızın yendiği, siyasetin egemen olduğu, olmayacak şeylerin başımıza geldiği ve en sonda maalesef penaltılarda elendiğimiz bir sonla karşılaşmıştık. Ve ondan sonra tekrar bu noktalarda sabırla neredeyse bir sene sabrettik. Evet, sabırla, ki onun psikolojisi çok zor, bu günleri yaşadık. Her şeyde hayır vardır diyoruz artık. Başka da yani bununla ilgili tabii ki manevi şeylerimiz de var ama hayırlısı buymuş diyeceğiz. Hayırlı olmuş diyeceğiz ve çok anlamlı bir şampiyonluk oldu burada. Bir de şöyle bir şey var tabii, yani tarih yazıyoruz, evet. Şu anda Avrupa'da... Şu an Avrupa'da veya dünyada bu sayıda maç yapıp namalip hiçbir takım yok. Evet. Şimdi hiçbir ligde yok. Tabii siz demin bir şey söylediniz, 3 maçtır kötü. Ya şimdi öyle bir performans sergiledi ki kulüp. Alışkanlık her gün yarattı. Her gün, her hafta, haftada 3 gün maç yaptığımız oluyor. Evet. Aynı motivasyonu, aynı enerjiyi, bir de puan farkı 10-20'leri falan çıktı. Oyunculara sağlamak gerçekten de çok zor. Yani aynı performansı beklemek. Çünkü bir de biz tabii ki ben kulüp başkanı olarak, bizim hocamız da aynı şekilde, hep dahasını istiyoruz. Tabii ki oyunculardan dahasını isterken bazı şeyleri de hesaba da katmamız lazım. Biz onları bazen atlıyoruz tabii. Çünkü hep alışkanlık da haline geldi. İnanın yani 5 tane 6 tane atıyoruz. Futbolda sürekli domine ediyoruz. Aslında beraber kaldığımız maçlarda da domine ettik ama atamadık. Olabilir, beraberlikler de olacak dedik. Yenilebilirdik de açıkçası. Yani yenildiğiniz yine de futbol takımımızın kötü yönetildiği veya kötü olduğu anlamını da taşımaz. Ama çok anlamlı bir yere geldik. Son 5 hafta bizim 4 maçımız kaldı. Bunu yenilgisiz, Manisa isminin de bütün dünyada anılacağı bir hatıra diyelim, bir tarih diyelim, tarihi yazmak istiyoruz. Bu herkese her zaman nasip olacak bir şey değil açıkçası. Kısmet diyoruz. Artık 4 hafta sonra yayın yaparsak inşallah onu da gerçekleştirmiş olur. Bu sırada kupayla geliriz. Evet, yani. Şimdi alıp kupayı daha tam olarak namalip kupası. Yani. İki tane kupa almamız lazım. Bir şampiyonluk, bir namalip. Namalipli. Evet. Şimdi başkanım, biraz önce soyunma odasından bahsettiniz. Ben de sosyal medyada gördüm Uşak maçından önce Serkan Hoca'nın yaptığı konuşmaya oyunculara. O çok hoşuma gitti. Ondan rejideki arkadaşlarla rica edeyim. Serkan Özbalta'nın Manisa FK soyunma odasında maç öncesinde konuşmasını hemen bir izleyenlerimize de paylaşalım. Topa sert, soğukkanlı, rakiple uğraşmadan maçı yöneten hakem arkadaşımıza saygı duyarak ama bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını yaparak, herkes kendi performansının zirve noktasına çıkarak, mücadele ederek, yardımlaşarak, en önemlisi bu gibi maçları çok çok fazla oynadınız. İlk defa oynamıyorsunuz. Çok güçlü bir psikolojiyle, çelik gibi sinirlerle inşallah kazanarak evelallah vicdanınız rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde otobüse binip Manisa'da sizleri bekleyen sevenlerinizi sevindirmek adına Allah yar ve yardım edin. Haydi. Evet başkanım, hakikaten yani şu konuşmaya herhalde gaza gelmemek mümkün değil. Zaten motivasyon ortada, kazanmak zorunda olduğunuz ortada ve tüm lig tarafından artık hedef alındığınız ortada.
Evet. Ya ama bu konuşma da yine tabii soyunma odasında ben asıl devre arasında da hocanın nasıl neler söylediğini merak ediyorum. Nasıl geri giriyoruz diye bir soru sormuştur herhalde. Bir gazlamıştır yine takımı. Aslında gazla da ihtiyaç yok ama yine şimdi, çok güzel bir konuşma. Tabii ben o soyunma odalarında çok bulundum. Ben kendim de futbol oynadığım için kaptanımız da iyi bilir. Tabii onun kadar tecrübemiz yok ama ben futbolculuk hayatımda da yaşamıştım. Burada da tabii ki yaşıyoruz. Bir oyuncunun ilk önce tabii ki soyunma odasındaki motivasyon, gözlerindeki o ışık, kazanma isteği bunlar önemli şeyler. Ama baştan önce iyi hazırlanmak lazım. İlk önce fiziki olarak, ondan sonra psikolojik olarak, ondan sonra oradaki konuşmanın bir etkisi olacaktır. Tabii. Yoksa sabah akşam konuşsan ne olur, bir şey olmaz. Yani bir noktaya kadar gidemezsiniz. Ama bunlar bir bütün. O bütünün parçasında eğer oraya kadar doğru geldinizse orada evet çok büyük etkisi var. Bunu da ben biliyorum. Maçtan önceki bazı konuşmalar yaptığım için bunları yaşıyoruz. Ya bu işte buradaki o duyguyu zaten kaybetmemek lazım. Futbolda bazı şeyleri kaybediyoruz. O amatörlüğü. Tabii ki. Çünkü önemli orada her şeyden sıyrılmanız lazım. Yani maddiyattan, bilmem beklentiden, gelecekten. Orada amatör olmak durumundasınız. O amatör, o sevgi, o birliktelik, beraberlik gerçekten de sevgi, kenetlenme olursa zaten o sahaya yansıyor. Yoksa yani samimi olmadığınız şekilde yaptığınız o konuşma oraya, sen kulüp başkanı olarak gerekenlerini yerine getirmemişsin. Ondan sonra sahtekarlık yapmışsın, üç kağıt yapmışsın, yalan, dolan, bilmem ne. Orada gitsin sabah akşam konuşsan ne olur? Hoca düzgün durmamış, işte orası burası oynamış, adaletsiz davranmış oyuncularına karşı, bilmem ne. Orada konuşmuş sabah akşam ne olur? Bakın herkes birbirini bağlıyor bu konuda. O yüzden söylediğiniz şeylerin etki etmesi için soyunma odasında da gerçekçi ve samimi olmanız lazım. Yaptıklarınızın sonucunu işte sahada veya soyunma odasında maçın sonunda alırsınız. Yani ben öyle gördüğüm için yoksa oyuncu da der, insan bu. Oradakiyle çalışanlar da der. Bu ne diyor der. Yani ne yaptı? Burada ne konuşuyor? Yani şimdi inandırıcılığı olmaz, samimiyeti olmaz. O yüzden Allah'a şükür o konuda biz tertemiz, alnımız ak gidiyoruz. İşte bu kulübün, bizim duruşumuzun, ciddiyetimizin, samimiyetimizin sonucudur bunlar. Bakın yani sadece futbol oyunculardan, hocalardan veya şeyden değil. Bir kulübün duruşu çok önemli burada. Yani o kulüp o duruşa nasıl geliyor? Sizin koyduğunuz o karakterle, o yapıyla, o sistemle duruyor. Ondan taviz verirseniz siz de düşersiniz. Tabii. Siz düştüğünüzde herkes düşer orada. O yüzden biz onu herkese, her yere hissettiriyoruz. Yani sadece bizim kulübün içerisinde de dışarıda hissettiriyoruz biz. Bütün futbol camiasına da hissettiriyoruz. Sahte bir şey de hissettirmiyoruz. Yani söylediklerimizi yapıyoruz sadece. Başka da bir şey değil yani. Yani söylemlerimizde, konuşmalarımızda, oturuşumuzda, kalkışımızda Manisa'yı, Manisa Futbol Kulübü'nü olması gerektiği şekilde herkes temsil etmek mecburiyetinde. Bunun da herkes farkında. Bizde önemli oyuncular var bakın. Yani Süper Lig, milli takımda oynamış oyuncularımız var bizim. O yüzden burası ikinci lig diyene evet bakılabilir ama Manisa Futbol Kulübü'nün zihniyeti ve anlayışı ikinci lig değil. Bunu geldiklerinde herkes görüyor, yaşıyor. Çünkü bizim organizasyonumuz, yapımız daha önden gidiyor. Biz de arkadan takip ediyoruz. Tabii ki yok mu eksikliklerimiz? Var. Bir sürü eksikliğimiz vardır. O konuda şeyimiz yok bizim. Biz de yaşıyoruz, tecrübe ediniyoruz. Ama az hata yapmaya çalışıyoruz. Çok hata yaparsak ömrümüz yetmez zaten. Ölüp gideriz zaten, ömrümüz kısa. Onun için kaptan gibilerden, işte sektörde kim varsa güvendiğimiz, sevdiğimiz insanlardan bilgi alıyoruz.
Ukalalık yapmıyoruz. Ben hep söylüyorum. Bugün de söylemiştim biliyorsun kaptan. Bu işi çok biliyorum, ben anlıyorum dediğiniz noktada aşağı doğru inmeye başlarsınız. Bakın. Çünkü futbol çok bilinmeyenli bir denklem. Hakim olamadığınız çok şey var. Bakın. Yani inanılmaz derecede binlerce bileşen var. O yüzden garantili konuşmamanız lazım. Kesin konuşmamanız lazım. Oyun içinde oyun. Evet tabii. Yani oyun. O kadar çok bileşen var ki her şeyi çok doğru da yapabilirsiniz. İnanılmaz para da saçabilirsiniz. İnanılmaz organizasyon da yapabilirsiniz. Kulübü inanılmaz tesis de yapabilirsiniz. Ama bakın sonuca ulaşamayabilirsiniz. O yüzden yani çok etken var. Yani şimdi burada binlercesini sayabilirim size. Aklımıza gelmeyen de aynı şekilde. Ama biz ne yapıyoruz? Olasılıkları en azından aşağı doğru çekip yüzdemizi yukarıya doğru çekiyoruz. Yani %50-50 çıkıyorsak en azından rakiple birlikte hem psikolojik hem de mental olarak %70'e, 80'e, 90'a neyse artık onu doğru çekmeye çalışıyoruz. Garanti değine bir şey yok. Bak dün de Uşak maçında bir defa geldiler. Bir defa atak yaptılar ilk yarıda. Gol yedin. Ondan sonra sen %80-90'la şey oynamışsın. Topla oynamışsın. Bir tanesi girdi. Şimdi belli olmuyor bu işleri. O yüzden bin defa gidersin atamazsın. Bir defa gelip atar. Ondan sonra sen burada akşam sabah konuşsan ne olur? Şimdi futbolun doğrularından konuşalım da konuşalım. Bir yere gidemezsin ki sen. Nereye gideceğiz? Akşama kadar konuş. Şey yap, motivasyon konuşması yap. Onu yap, bunu yap. Futbol öyle işte öyle bir şey. Zaten onun için çok seviliyor. Ya böyle olmasa sevilmez. Bak onu da size söyleyeyim. Çok bilinmeyenli bir denklem. Tabii canım şimdi siz çıktı kesin yenecek. Bu 10 tane atacak, 5 tane atacak. Bu skor böyledir bilmem ne. O izlemezse sen izler misin? Kimse izlemiyor. İzlemez tabii. İzlemez. Ama bu sene çok yeniyoruz. Yani biraz o konuda futbolların şeylerini 32 maçtır yenilmiyoruz biliyorsunuz. Biraz tersini çevirdik tabii bu söylediklerimizi ama tabii ki mutlaka bir gün biz de yenileceğiz tabii. Bunun acı gerçek evet, ama. İnşallah bu şu sezon 4 maçtan sonra olsun. Bu sezon olsun. Şu yani. 4 maçtan sonra olsun. Şimdi başkanım laf lafı açıyor. Yani ben de şimdi soruları sıraladım. Sana hiç söz hakkı gelmedi. Bülent abi söz hakkı bugün lütfen sende olsun şimdi. Peki bu öyle şeylerden bahsettiniz ki futbolun doğasında acı da var, tatlı da var, haklı var, haksızlık var. Hiç pişman olduğunuz, nereden girdim bu işe dediniz anlar oldu mu? Samimi mi istiyorsun? Evet. Çok oldu. Evet. Çok oldu. Yani buna birçok neden de koyabilirsin tabii. Bu işin en kötü yanı ne biliyor musunuz? Aslında onu da söyleyeyim size. Demin söylediğimiz gibi sizin elinizde olmayan çok şeyler var. Ve bu sizi çok rahatsız ediyor. Ve bazen isyan ediyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü kendi elinizde olmayan şeyler, müdahale edemediğiniz bir şeyle ilgili ne yapabilirsiniz? Ve insan zaten sektörde bunun için zaten sektörde kayma var. Nitelikli insanlar, kaliteli insanlar maalesef buradan kaçıyor. Başkanlık yapmıyor. Sektördeki bakıyoruz bileşenlere hepsine. Maalesef kalite düşmüş durumda. Öyle söyleyeyim. Ama bunlar haksızlıklar, yani futboldaki haksızlıklar, adaletsizlikler, siyasetin futbola çok egemen olması, işin futbolun doğasından çıkması, başka mecralara gitmesi, bunlar gerçekten de insanı bu sektörden nereden girdik, işte bir laf vardı, paramızla rezil oluyoruz yine var. Yani o hem veriyorsunuz, hem zaman veriyorsunuz, hem para veriyorsunuz, hem emek veriyorsunuz. Ve biz bu işi gerçekten de samimi söylüyorum, yani her türlü vererek yapıyoruz. Yani biz diğer şeyler gibi almak için değil, vermek için geliyoruz. Ama bu bazen yoruyor gerçekten de insanı. Bir de çok fazla vefa da yok. Yani çok fazla derecede maddiyata dönmüş durumda sektör.
O yüzden hayal kırıklıkları yaşıyorsunuz. İnanılmaz derecede. Çünkü sevgiyle maddi bir şey yapsanız ona göre davranırsınız. Siz ona göre, ben ona göre davranmıyorum. O bazen bizi üzüyor. Hayal kırıklığına uğruyoruz. Ama şu var ki acı olmadan, üzülmeden, çaba sarf etmeden, eziyet çekmeden bunlar da olmuyor işte. Yani böyle de bir şey var. Bunları yaşamak gerekiyor o zaman. Biz de yaşıyoruz. Bazen içimizde fırtınalar kopuyor. Ama sonucunda kalbimi ben hep temiz tutarım. Bunun da sonucunu aldığımı düşünüyorum. Öyle düşünüyorum ben. Bir de şu var. Manisa'da tabii gözlemlediğimiz şeyler de var. Çok haksızlıklardan geldi Manisa. Hak etmediği şeyler yaşadı bence. Biraz da oradan da biliyorsunuz benim bir Manisa spor sürecim vardı. Oradan bazı haksızlıklara uğramıştık biz. Uzaklaştırılmıştık resmen kulüpten. Ondan sonra buradaki serüven başladıktan sonra hırs değil bu ama sevgimiz vardı. En azından hem Manisa futbolu için hem bizim sevgimizi ve aidiyetimizi göstermek açısından bir vesile oldu. Biz yaptığımız işi de düzgün yapmaya çalışan insanlarız, temiz yapmaya çalışan insanlarız, kalben yapmaya çalışan insanlarız. O yüzden Allah'a şükür iyi yerlere de geldik. Tabii bu bizi mutlu ediyor. Ama olmadı mı çok oldu, onu söyleyebilirim. Şimdi bunların nedenlerini saysak tabii burada çok nedeni de var aslında. Ama o sabrı göstermek lazım. Ben hep söylüyorum açıkçası. Bu iş biraz sabır, emek diyoruz. Ondan sonra zaman diyoruz. Yani orada biraz duruşunuzu değiştirmemeniz lazım. Yoksa çekip gitmek en kolay evet, açıkçası. Evet, dik durmak lazım. Yani. Evet, dik durmadığınız zaman yıkılırsınız. İlkelerinizin arkasında durmanız lazım. Evet, yani o kaçınılmaz son olur yoksa. Devamlılık esas, bakın. Devamlı olmayan sektör eğer bu işi yapıyorsanız çok şart. Devamlılık derken işte bizi buraya getirenler sebeplerden biri de bu oldu. Ben ne yaptık biz? Bak çeyrek finalde elendik. Finalde elendik. Bakın bunun psikolojisi kolay değil. Tekrar şimdi ne olduk? 5 hafta önceden şampiyon olduk. Yani bu devamlılığı sağlayamasanız parçalanıp gidersiniz. O yüzden ilk önce kendinizin bunu bilmesi lazım. Kendinizin bünyenize sokmanız lazım ki bunu etrafınıza yayabilirsiniz. O enerjiyi verebilirsiniz. Yoksa siz yıkılırsanız herkes yıkılıyor. Ben şimdi kulübe gittim, enerjim olmadığında hemen anlıyor herkes. Herkes düşüyor. Yani bu iş biraz da böyle. Herkesin modu düşüyor. Ama yani öyle yani şimdi işin duasında da bu böyle biliyorsunuz. Sporda hele sporda biliyorsunuz bu da çok önemli. Ben hocalara da söylüyorum. Şimdi bazen böyle oyuncular hoca yani hocanın şimdi sahada motivasyonu yok, yardımcıların yok, işte düşük moddalar bilmem ne, ister istemez oyuncular da yansır. Yansır mı? Zaten liderlik eden kişi başta çökükse. Bu iş enerji işi şimdi yani öyle, enerjinizi yüksek tutacaksınız. Oyuncu kulübüne gelirken ayağını çekerek gelmeyecek. Evde hanım, evde diyorum hanım gülmese ben eve giresim yok ya. Vallahi yok yani evet. Çok doğru. Yani sonuçta insan faktörüyle işi götürüyorsunuz yani. Evet, hep insanla uğraşıyorsunuz. Evet. Ya şimdi herkesin tabii ki psikolojisi farklı, yaşantısı farklı, geçmişi farklı, yaşadıkları farklı, farklı kültürler, farklı beklentiler, her şey var içinde. Gerçekten bazen söylüyorlar, binlerce kişiyi idare edebilirsiniz ama 25-30 kişiyi idare etmek, futbolcu grubundan bahsediyorum, çalışanlarla tabii daha fazla. Gerçekten daha zor oluyor. O niyetinizi sizin gördükten sonra futbolcular biraz da uyanıktır, bilirler onu. Tamam mı?
Yani bazen süzgeçten geçiyorlar çünkü. Staj yapıyorlar başka yerlerde. Bize öyle geliyorlar. Şimdi peki çok ekstrem istekleri olan oyuncular oldu mu böyle? Yani mesela bizim zamanımızda kışın kiraz istiyordu. Gece yarısı. Gidin bana kiraz bulun diyor yani takımın en önemli oyuncusu. Kaptan, böyle ekstrem istek. Mesela onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Kiraz isteyebilir ama benim haberim olmaz. Ya ben kirazı kovalarsam başka şeyleri o zaman şey yapamam. Yani ben o benim işim değil. Belki de istemişler bilmiyorum. Yani bu kiraz mı yemiş, muz mu yemiş, akşam onu mu istemiş, bilmem ne yapmış. Ben ayrıntılarda boğulmam. Ama en iyisini, en sağlıklı şekilde beslenmek durumunda olduğunu bilirim. Bizim talimatımız ona göredir. Evet. Ama ister mi istemez mi onu o görevi yapan başka insanlar var kulüpte. Onların işi. Ben onları kovalamam yani. Ne yemiş, ne içmiştir. Tabii canım başkan bin parçayı beğenemez. Ya tabii yani. Canım ben şimdi yani burada biraz sonra bilmiyorum konu açılır mı ama yani nerede ne oyuncu oynuyormuş, ne fiyatmış, ne performansmış, bilmem neymiş, orada o varmış. Yani bu ayrıntılara girerseniz bu işin içinden çıkamazsınız. Asli şeylerinizi yapamazsınız o zaman. O yüzden herkesin kulüpte bir görevi var. Ve gerçekten de severek yapıyorlar. Bakın onu özellikle söylemek istiyorum. Ama bir oyuncu da evet biz gereken değeri oyunculara veriyoruz ama aşırısına da izin vermeyeceğimizi bilirler. O da önemli. Yani bir disiplin de var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hissediyorlar. Tabii yani bizde öyle kapris yapacak yani neyini yapacak her şeyini yapıyoruz zaten. Her şeyin hayatta fazlasını ben de istiyorum ama olmuyor bazen. Ne yapalım? Yani olmayınca da olmayacak. Yani öyle bir dünya yok. Genel kurallarımız da var. Yoksa o kadar insanı sevk ve idare edemezsiniz. Tabii ki yani herkesin herkese bir nazı vardır, isteği vardır, talebi vardır, mümkün mertebe. Herkes herkesi idare ediyor. Elinden geleni yapıyor. İstedikten sonra yani iyi niyetli olduktan sonra sıkıntı yok. Ama arkadaşlar yapıyorlardır diye düşünüyorum. Ben onunla ilgili bir şikayet gelmedi en azından. Şimdi başkanım şöyle birazcık konuyu geriye alırsak geçen sene söylediğiniz gibi finalde tek bir penaltıyla elendiniz. Geri döndük. Sezonda çok çalkantılı geçirdik yani bir ara 10-12 puan öne geçtik. Daha sonra teknik adam değişikliği oldu, kadroda değişiklikler oldu. Sezon sonu daha sonra teknik heyet değişikliği, idare değişiklik gibi gibi ve bu buralara getirdi. Bu tabii aslında hem sabrınızı hem tecrübenizin de arttığını aynı zamanda da kulüp felsefesini gösteren bir şey. Dün akşam ben de oradaydım. Otobüsle beraber geldiğinizde, Cengiz Başkan'la beraber kutlamaya geldiğinizde. Cengiz Başkan'ın da daha önceden hem Manisa Spor döneminden olan spora ilgisi, futbola ilgisi de bildiğimiz bir şey. Sizin de dostluğunuzun baki olduğu zaten nasıl sarıldığınızdan da çok bariz bir şekilde ortada. Bu planlama dahilinde neler yaptınız, neleri değiştirdiniz? Cengiz Başkan'ın tecrübelerine de dayanarak nelerde tavsiyede bulundu size? Bu sezon başında ne değişti de geçtiğimiz sezon yaptığımız hataları yapmadık? Şimdi size özel bir şey söyleyeceğim. Dün maçtan sonra beni aradı. Şimdi izliyordur galiba. Cengiz Başkan. Muhtemelen izliyordur diye düşün, bilmiyorum ama. aramızdaki özel telefon konuşmasından bahsedeceğim size. Ondan izin almadım ama bahsedeceğim. Tabii biz sevindik falan, aramış sağ olsun birkaç defa. Sonradan tekrar aradığında açma yani fırsatım oldu o sırada. Görmemiştim daha önceki. İlk önce helalleştik. Çünkü birçok konuda da anlaşamadığımız noktalar oluyor başkanla bizim. Bakın. Ama şu var. O tecrübeli. Bakın. Niyeti iyi, tecrübeli. Ben daha duygusal ve insancılım. O işinin gerektirdiği şekilde bizim en üstümüzde duruyor. O yüzden birbirimizi kırdığımız, üzdüğümüz şeyler de olmuştur. Tabii özel aramızda. O süreçleri de yaşadık biz. Ama biz tecrübe kazanıyoruz. O da bize sahip çıkıyor gerekli noktalarda. Tabii ki kulübü başkanım buna zaman ayıracak.
ya da birebir takip edecek durumu zaten yok. Evet. Ama nedir biz dostumuz, abimiz, başkanımız bizim. Beraber götürüyoruz bazı şeyleri de. İstişare ediyoruz. O bazı bilgileri alıyor bizden. Biz ondan tecrübelerinden faydalanıyoruz. Bazen anlaşamıyoruz. Başkanım da dediği de diktiğini bazı şeyler yapıyor. Ben de yapmıyorum. Yani ben bildiğimi okuyan birisiyim biraz. Ondan bazen anlaşamıyoruz. Ama şu oluyor sonuçta. İşte onun tecrübesi, bizim niyetimiz ve sevk ve idaremiz sonuçta ikisinin bileşiminden bir noktaya geliyor. Ortak bir payede buluşuluyor sonuçta. Tabii bu öyle oluyor eninde sonunda. Bazen o beni dinliyor, bazen ben onu dinliyorum. O şekilde götürüyoruz. Ya gerçekçi olmak lazım. Evet, ben maddi manevi çok büyük emek sarf ediyorum buraya. Burası AŞ biliyorsunuz. Sahipli kulüp ve sahibiyim ben. Ama bu tek başına yapılacak bir şey değil. Yani. Bu tek başına bir insanın maddi gücüyle bu noktalara gelebilecek bir durumda. Gerçekçi olmak lazım. O başkan yapmasa bu yatırımları, destek olmasa, o imkanları sunmasa bir yere kadar götürebiliriz biz iyi niyetle veya maddi gücümüzle. O yüzden bunların da farkındayız biz. İşte kulübün geleceğiyle ilgili de gerekli şeyleri konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Çünkü bu kulübün yaşaması lazım Manisa'da. Yani güzel yerlere gelmesi lazım. Bununla ilgili gerekli zaten altyapı şeylerini yapıyoruz. Şu anda da yapmaya devam edecek başkan. Biz de sportif anlamda ve maddi anlamda elimizden ne geliyorsa, organizasyon anlamında en iyi şekilde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yani Manisalılar şunu bilsinler ki yani biz bunu almak için, satmak için yapmadık. Bu Manisa'nın kulübü olsun diye yaptık biz bunu. Manisa'ya değer kazandırmak. Tabii bunu ileride daha iyi anlayacaklar. Yani biz burada maddi bir menfaat sağlamak için bunları yapmadık. O yüzden inanın başkanın da bizim de niyetimiz bu şekilde ve bu şekilde hareket ediyoruz. Güzel bir kulüp kazandı Manisa. İyi yerlerde de olacak, emin olabilirsiniz. Güzel düşüncelerimiz de var. Önümüzdeki zamanda inşallah onları da konuşuruz beraber. Yapmak istediğimiz, yapacağımız şeyleri, bunları da teker teker açıklarız açıkçası. Ama başkanla beraber omuz omuza kalbimizin aynı atmasıyla, bakın bu çok önemli bir şey. Bir defa aynı yöne bakıyoruz. Bakın ya, o çok önemli bir şey. O sağdan gidiyor, bazen ben soldan gidiyorum. Ortada buluşuyoruz. Ortada bir yerlerde buluşuyoruz. Zaten hep aynı şeyleri düşünürseniz zaten bakın şimdi bizim başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanı, yani açıkça söylüyorum şimdi, herkes başkana şey söyler. Yani başkanın yapısından da kaynaklı. Herkes yalakalık yapar açıkçası. Bir dediğine tamam doğru der, yanlışına yanlış da demez. Ben size söyleyeyim yani ben ömrü boyu beraberiz biz. Ben 20 yıllık dostum benim en az. Yani başkanlıktan önce de dostumdu, arkadaşımdı benim, abimdi. Ama ben bazen ben de dayanamıyorum. Söylüyorum. Ben söylüyorum çünkü. Tabii ki özel görüşmelerimizde. Birileri de gördüğünü söylemek mecburiyetinde. Ama kimse bunu cesaret edip söyleyemiyor açıkçası. Bizim Cengiz Başkan'ı herkes bilir. Yapısı itibariyle. Ben elimden geldiğince birbirimizi kırmadan, dökmeden söylüyorum. Bakın. Ya anlaşamadığımız konu dediğimiz o. Ben farklı yerlerden bakıyorum, o bazen göremiyor, ben görüyorum, o göremiyor ama bakın burada tecrübe çok önemli çünkü bu daha önce başkan, Cengiz Başkanımız
kulüp başkanlığı da yaptı biliyorsunuz. Evet. Şampiyonluklar yaşadı. Manispor'a. Şimdi onu da şey yapmak lazım. Şimdi bazı siyasileri vardır. Hiç futbolla mutbolla alakası yok. İşte belediye başkanıdır. Yani hiçbir şey de anlamaz. Yaşamamıştır. Yaşanmışlığı da yoktur. İşte bu çok da örneklerini gördük biliyorsunuz şeylerde. Geçmiş dönemde hala daha devam edenler var. Ama bizim oradaki şansımız aslında Manisalıların da şansı. Bunu da açıkça söylemek lazım. Bunu yaşamış, daha önce yaşamış, yaşanmışlıklar var. O yaşanmışlıklardan bazı şeyleri alıyoruz. Ha, tabii ki 10 sene, 15 sene önceki yaşanmışlıkla şimdiki futbol ve tabii futbola bakış açısı ve neslin değişmesiyle birlikte bazı şeylerin aynı olmadığını da iyi gözlemlemek lazım. Nedir burada? Yani şimdi artık teknoloji çok gelişti, bilim çok gelişti, bireysellik çok gelişti, maddiyat çok ön plana çıktı. Geçmişte de vardı gerçi ama futbol evriliyor bazı yerlere. Bunu da görüyoruz. O yüzden içinde olmakla, yaşamakla, geçmişte bazı yaşadığın her şeyde doğru bugün doğru olacak diye bir kaydı yok. Geçmişte, geçmiş zamanda doğru olabilir. Ama geçmişte doğru olan bugün doğrudur anlamı taşımaz. Kesinlikle. Bunları iyi ayırt etmek lazım. Temel konular bunlar. Onun dışında bizim başkanla bir anlaşmazlığımız olamaz. Bizim başkanımız, belediye başkanımız. Ben de bu kulübün başkanıyım, sahibiyim. Ama bu işi beraber yapmak ve beraber planladık zaten. Bunu herkes biliyor. Yani bunu saklayacak bir şey yok burada. Çünkü belediye başkanımızın futbola, spora bakış açısını söylememize herhalde gerek yok. Basketbolda da aynı şekildeydi biliyorsun. Evet. Ve aynı şekilde devam ediyor şu anda. İnşallah onu da çıkaracağız bir üst lige. Orada da inşallah orası da gümbür gümbür gidiyor. İşte büyük takımlar onlar da gelir. Yani onlar bizden bir sene daha önce birinci lige çıkarılırsa daha güzel olur değil mi kaptanım burada? İşte amatör branşları ayırmak size avantaj sağladı mı? Yani şeyde benim belediye sporla. Evet. Ya şimdi şöyle tabii gene biz beraberiz ama ya benim iş yükümü azalttı en azından. Evet. Daha çok odaklandınız gibi buraya. Şimdi gerçekten de bir sürü branş var ve bir futbol kadar basketbolun da aynı zamanda emek sarf edilmesi gereken bir yer de var. Ya kendi işlerimiz de var bizim. Şimdi bizim işimiz, mesleğimiz futbol. Ya biz buradan para kazanmıyoruz yani. Anladın mı? Yani kendi işimiz var. Kendi ailemiz var. Yani çevremiz var. Benim zaten yani benim ana babam var. Gurbetteyiz biz. Onlar Rize'de, kardeşim başka yerde. Yani bir parçalanmış, bölünmüşüz. Bir hayatımız var, geçmişimiz var, işlerimiz var. Yani bizim futbol sadece spor bizim şeyimiz değil. Ama öyle oldu maalesef. Onu başkanla konuştuk, ayırdık orada. Ama tabii ki gene hep birlikteyiz, beraberiz. Biraz daha futbola zaman ayırmak ve hedeflediğimiz yere gelmek için parçalanmamamız için öyle bir şey yaptık. İyi de oldu, iyi de sonucu oldu diye görüyorum. Öyle gözüküyor en azından. Ama hepsini takip ediyoruz gene beraberiz. Orada bir sıkıntı yok. Başkanla ilgili konu bu. Samimi şekilde söyledim. Şöyle o zaman başkanım şimdi yani zamanda su gibi aktı. Neredeyse bir saate yaklaştık. Şöyle kısa bir ara verelim. Siz de bir nefeslenin. Tamam, izleyenlerimiz de şöyle bir çaylarını koysunlar. Çünkü bizim muhabbet daha bayağı sürecek. Sizlere de hemen kısaca bir 5 dakikalık reklamın ardından programa devam edeceğiz. Hemen kısa bir reklam. Ardından buradayız. Nil Tekniği'nin sunduğu tribün devam edecek.